Bir Amerikan Merkez Bankası özel yayını ile daha karşınızdayız. Fed kararı Türkiye saatiyle 9'da gelecek. Bir 2-3 dakikamız var. Hepiniz hoş geldiniz Bloomberg HT ekranlarına. Artık bir klasik oldu. Fed toplantısı Bloomberg HT, Fed özel yayını Bloomberg HT ekranlarında. Tufan Cömert bizlerle hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Işık Ökte bizlerle hoş geldin. İyi akşamlar. Değerli izleyicilerimize, dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim bir kez daha. Her zaman olduğu gibi bu akşam da yine Fed kararını hep beraber karşılayacağız. Şu an baktığımda arkadaşlarımız kurları ekranlara getiriyorlar. Euro dolar 1.1133'te. Dolar TL 5.52.12'de ciddi bir aşağı hareket var. Akşam saatlerinde biraz daha hızlandı. TL'nin değer kazancı söz konusu. Dolar endeksi hala güçlü yani. 98 seviyesinin üzerinde bir dolar endeksimiz var. Onu da ifade etmiş olalım. Çok kısa birazdan gelecek ama hızlıca beklentileri rica edeyim. Tufan Cömert ne genel gelir bu akşam? Genel beklenti, genel fiyat ama 25 bas puan civarında odaklanmış durumda. Bunun dışında yalnız benim okuduğum, gördüğüm kurum yorumlarında sonrasında Fed'in ifadeleri ne olacağı, basın konferansında Powell'ın ne gibi ifadeler kullanacağı, güvercin mi olacağı yoksa işte verilere bakarız zın ötesinde bir şey söyleyip söylemeyeceği ciddi tartışma konusu. Dolayısıyla sadece faiz kararına bakarak burada piyasalarda çok ciddi bir hareket görmeyi beklemem. Fakat sonrasındaki basın toplantısı gene faiz kararının kendisinden çok da önemli olacak deyip bırakayım. Işık Ökte yaklaşık bir dakika var. Ne bekliyoruz? Sürpriz evet. Gelir mi? Ya ben sürpriz beklemiyorum. 25 bas puan faiz indirim bekliyorum. Özellikle Powell'ın konuşmasında yeniden kaynamaya başlayan anlaşmasız Brexit olgusuna vurgu yapabileceğini düşünüyorum. Çin ticaret savaşlarının küresel büyüme tarafında rahatsızlığa yol açtığını söylemesini bekliyorum. Ancak ABD ekonomisinde bunun tam karşısı olarak da ABD ekonomisinde güçlü seyrin devam ettiğini söyleyerek bunları bir şekilde balans edeceğini etmeye çalışacağını düşünüyorum. Burada özellikle son iki ay içinde Türk Bankası'nda pozisyon açmış ve ciddi şekilde para kazanmış. Dünyanın en iyi varlık sınıfı şu anda Exbank Türk Bankaları. Evet. Fed 25 bas puanlık faiz indirimi yaptı. Bekleneni verdi deyimlerindeyse. Amerikan Merkez Bankası Fed 25 bas puanlık bir faiz indirimine gitti. Canlı yayında sizlere aktarmış olalım. Beklenti dahilinde Amerikan Merkez Bankası'nın bu toplantıda faiz indirimini, o sözel yönlendirmesini gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etmiş olalım. Şöyle bakıyorum, bilanço daraltmayı 1 Ağustos itibariyle bitireceğine dair Amerikan Merkez Bankası'nın açıklamaları var. Bu önemli. Amerikan Merkez Bankası Fed'in global belirsizliklere, yani küresel belirsizliklere atıf yaptığını görüyoruz. Yine aynı zamanda enflasyon, yani ne diyelim, ılımlı enflasyona da yine faiz indirimi gerekçesi olarak gösterdiğini görüyoruz. Belirsizliklerin, görünüme ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ifade ediyor Amerikan Merkez Bankası Fed ve diyor ki gerektiğinde harekete yine geçeceğim. Uygun bir şekilde harekete geçeceğim. Bu da önemli. Yani belki ben şu an faizi indirdim ama gerektiğinde yeniden harekete geçebilirim diyor Amerikan Merkez Bankası Fed. Çok önemli 25 bas puanlık faiz indiriminin yanında bilanço daraltmayı sonlandırması çok kritik bir gelişme. Küresel belirsizliklere atıf yapıyor, küresel gelişmelere atıf yapıyor ve ılımlı enflasyona yine Amerikan Merkez Bankası'nın bu nedenlerle faiz indirdim diye açıklıyor. Yine Fed'in görünüme ilişkin belirsizlikler ifadesi korunuyor. Amerikan Merkez Bankası'nın gerektiğinde yine harekete geçerim, harekete geçeceğim açıklaması da önemli. İlk tepkiler ekranlarınızda. Dolar TL 5.53.72'de, Euro dolar 1.11.21'de. Bir de bizim günlük ekranımızdan değerli izleyicilerimize gösterelim. Bakın dolar TL 5.52'de girmiştik. Şu an 5.53.72, bu bugünün grafiği. Fed kararı şuralarda geldi. 5.52'de geldi. İlk tepki dolar TL'de 5.53.71 olarak karşımıza çıkıyor. Euro dolar paritesine bakalım. Euro dolar biraz daha aşağı geliyor. 1.11.15 seviyesi şu an karşımızda. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indiriminin ardından uzun süre sonra, yıllar sonra Amerikan Merkez Bankası'nın
faiz indirdiğini ifade etmiş olalım. Ve euronun daha da değer kaybettiği, doların daha da güçlendiği bir tablo var şu an karşımızda. Amerikan Merkez Bankası Fed uygun olduğu şekilde hareket edecektir. Gerektiği şekilde belki bir kez daha faiz indirimi yapabileceğinin önünde açmış oluyor. Bu kararla beraber ilk değerlendirmeyi alırken 1.11'in altını zorluyor bu arada. Euro dolar çok ciddi aşağı hareket var. Dolar endeksinde 98'in üzerindeyiz ama euro dolar hareketi çok daha önemli. 1.11.07, 1.11'in altını zorluyoruz. Dolar TL bir ufak tepki verdi tam tersi yönde. 5.52'de girmiştik. 5.54 50 seviyelerinde 10-11 yıl sonra Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirdiğini ifade etmiş olalım. Tufan Cömert, ne dersin? Tam da böyle hani beklediğimiz tadda bir Fed mi var? Senden rica ederim. Şimdi şu metin karşılaşmasını bir görmemiz lazım. Onu şey yapmaya çalışıyorum ama hemen şunu söyleyeyim. Gördüğüm kadarıyla Fed'in gerekirse faiz indiririm sözü piyasanın anladığı önümüzdeki aylarda artık hani bundan sonra işte yıl sonuna kalmadan muhtemelen bir indirim daha yapacağı yönde. Yani Fed burada aslında kapıyı açık bırakmış. 25'i yaptım, bundan sonra önüme bakarım demiyor. Hatta öyle çok verilere bağlı filan gibisinden bir ifade de şu ana kadar benim gözüme çarpmadı. Ama dediğim gibi metni görmeden konuşuyorum. Bu yüzden de genel olarak dolardaki değerlenme aslında birazcık şaşırtıcı. Yani hani buna baktığımızda ben aslında burada en azından bir miktar yukarı, en azından euroda bir miktar değerlenme beklerdim. Fakat ilk tepki her zaman yanıltıcı olur. Bir süre izleyip bence bir görmekte fayda var. Bir de tabii Pavlo'nun ne diyeceğine bir birlikte bakalım. Işık Ökte ne dersin? Evet. Fed kararı beklendiği gibi şu an geldi. Bir orada 1.11 seviyesinin altına indik euro dolar paritesinde. Amerikan endeksleri aşağı doğru geliyorlar. Dow Jones 0.3 aşağıda. S&P aynı oranda düşüyor. Nasdaq da 0.2 aşağı 2.225 aralığına Amerikan Merkez Bankası Fed'in faizi çektiğini, politika faizini çektiğini ifade edelim. Beklentiler dahilinde zaten 25 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyordu. Dolar TL'de 5.55'e geldik. 5.52'de girmiştik karara. Euro dolar tam tersi 1.11 seviyesinin altını gördü. Şu an için ifade edelim. 1.1099'da. Işık Ökte ne dersin? Evet. Euro doların hareketinden 50 bas puan acaba faiz indiriminin şu, bu sabah itibariyle %20 fiyatlanıyordu. Ama şu anda tekrar ciddi bir yukarı hareket yaptığını görüyoruz euro doların. Yani 1.11.35'te girdik karara. Şu anda 1.10.95'i test edip 1.11 üzerine attı tekrar. Powell'un konuşmasını bekleyeceğiz. Bu dolardaki değer kazancı tabii ki Türk lirasını biraz rahatsız etti. 5.52, 5.54 hareketi oldu dolar TL'de. Çok önemli bir hareket değil çünkü tamamen Powell'un konuşmasına fokus olacağız. Burada küresel belirsizlikler kavramının ortaya gelmesi IEM için, gelişen ülkeler için pozitif. Acaba burada ne diyecek Çin, İngiltere, Brexit olayları konusunda ne diyecek başkan? Bunları takip edeceğiz. Bilanço daraltmayı sona erdirmesi çok önemli bir gelişme olarak ifade edebilir miyiz? Çok önemli. O da beklenen bir gelişmeydi. Şimdi burada en önemli şey Barış, şunu takip edeceğiz. Fed bir faiz indirim döngüsüne girecek mi? Ya da bu enflasyon düşük seyrettiği için bir sigorta faiz indirimi, yani piyasanın sigorta, insurance kat olarak gördüğü bir tek faiz indirimi olarak ve Trump'ı mutlu edecek bir tek faiz indirimi olarak mı kalacak? Biz TL varlıklara uzun pozisyondaysak, yani dolar TL almadıysak, TL varlıklarda uzun pozisyondaysak tabii ki ilkini istiyor olacağız. Mesela Bloomberg'in, özür dilerim, Bloomberg'in manşetine baktığımda Fed faizi çeyrek puan indirdi ve önümüzdeki dönemde potansiyel faiz indirimleri yapabileceği konusunda da sinyal verdi olarak yorumlamışlar. Tufan, evet. Melike'ye döneceğim ama kısaca ne dersin bu konuda? İlk hani gördüğümüzde zaten aynı yorumu yaptık ama şimdi böyle bir durumda aslında doların değer kaybetmesi gerekir. Şu olabilir, şimdi burada zaten açtığın haberde de var. Trump
büyük bir şey istiyordu, indirim istiyordu. 50 bas Trump'ın puan memnun etmeyecek, birazdan tweet gelir diye bekliyorum. Belki onun yarattığı bir tedirginlik ama bir şu Powell'ı bir görelim. Peki, bir Melike'ye gidelim. York temsilcimiz karşımızda olacak. Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararını aldık. Fed özel yayındayız. Işık Ökte burada, Tufan Cömert burada ve New York'ta da temsilcimiz Melike Ayan var. Melike, hızlı bir şekilde 10 yıldır aslında seninle bu programı beraber götürüyoruz. Ve 11 yıl sonra ilk kez seninle Fed'in faiz indirimini de bu programda anlatmak nasip oldu. İyi bir şey mi kötü bir şey mi henüz bilmiyorum. Biraz daha orta ve uzun vadede değerlendireceğiz, bakacağız ama ne dersin, sendeki notlar nasıl, dinleyelim seni. Tarihi bir gün, 10 yıldır ilk defa Fed faiz indiriyor ve manşet haber de bu zaten, bir 10 senelik bekleyişten sonra. Şimdi bu iyi mi kötü mü sorusu önemli gerçekten, çünkü 25 bas puan zaten fiyatlanacağı kadar fiyatlanmıştı. Zaten FOMC kararı gelir gelmez dakika içinde hemen borsanın düştüğünü gördük. Trump'ın talebi de yerine gelmedi. O 50 bas puan istiyordu. Birçok zaten ekonomist, stratejist de 50 bas puan kesilmesi hiç gerçekçi değil, ekonomik görünümle de alakalı değil diyordu. Şimdi tamam, çeyrek puan kesiyorlar. 2.25 arasında 8'e 2 oyla bu. Kim karşı çıkıyor? Her zaman olduğu gibi Esther George ve Eric Rosengren. Onlar bekle gör politikasını izleyenlerden. Ve sinyal var. Potansiyel daha fazla kesimler için. Bu önemli. Ağustos 1'de bilançonun küçültülmesi, yani 1 Eylül olacaktı, Ağustos'a alındı. O değişik, beklenenden daha farklı bir karar. Ama enflasyon düşük diyorlar. Enflasyonu özellikle ortaya atıyorlar bir bahane, bir sebep olarak. Global gelişmelerin ekonomik görünümü üzerindeki etkisi, enflasyon baskılarının yanında komitenin bu kararı vermesine sebep olmuş dedi. Şimdi sen de söyledin, sizi söylediniz. Jeremy Powell'ın basın konferansı çok önemli. Çünkü biz buradan sinyal alıyoruz diyoruz. Sen belli değil. Hani Eylül'de de bir faiz kesintisi olacak mı, olmayacak mı? Onu tam olarak anlamıyoruz. Zira her ne kadar William Dudley, eski Fed başkanlarının Fed birden fazla kesmeyebilir dese de Bloomberg terminaline, Powell'ın ağzından çıkacak her şey artık bu borsanın yönünü belirleyecek. Ve şimdi dediğim gibi borsa biraz daha iştahını kaybetti, düşer gibi. Dolar neredeyse yataydı. Bu arada bu borsanın, piyasanın şu anda yansıması. Ve ne diyorlar şimdi? Hane halkı harcamaları arttı, gayet iyi. Hatta artış kaydetti, kendini bir düzeltiyor. Ticari yatırımları da iyi görüyorlar. Bunlara rağmen bir takım risklerin varlığından bahsediyorlar. ABD, Çin yine gündemde ki zaten tam da gününde. Bugün ABD için görüşmelerinden hiçbir şey çıkmadı. Ve Fed de bunu zikrediyor aslında. Tutanaklara baktığımızda tutanağın hepsi, bir iki cümle hariç, Haziran'daki tutanaktan farksız değil. Şimdi faiz kesintisi hariç. Burada göremediğimiz ve Powell'ın konuşmasında, basın toplantısında anlayacağımız işte açtılar mı kapıyı daha fazla faiz kesintisine. Ve kazananlar kaybedenler diye George Pryor'ın yeni bir baktığımızda raporu geldi. Finans hisselerine bakıyor, bütün sektörlere bakıyor ama dediğim gibi onun yatırımcılarına gönderdiği bu rapor bile şu an itibariyle geçerli değil, ta ki Powell konuşana kadar. Nasdaq teknoloji hissesi olarak biraz ayrıştı, petrol de kendini toparlıyor ama borsa kararsız. O da Powell'ı bekliyor diyorum, sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike Ayan'a çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Bu arada biz de her FED yayınında yaptığımız gibi bir önceki kararla bu karar arasında, bu Amerikan Merkez Bankası FED kararı arasındaki bir önceki toplantıyla bu toplantı arasındaki metne dair farklılıklara bakıyoruz. Sevgili yönetmenim ekrana da getirecektir. Bakın bu sarı olan yerler bir önceki toplantıya göre değişen yerler. Özellikle küresel gelişmelere atıf yaptığını görüyoruz Tufan abi. Ekonomik görünüm noktasında küresel gelişmeler çok önemli ve enflasyondaki bu ılımlı baskılar Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri indirmesine neden olduğu ifade, asıl gerekçeyi ifade ettiği nokta bu sarıyla yeni eklenen
bölüm, onu ifade etmiş olalım. Ne dersin bu noktada? Bu en önemli değişen yer sanırım burası. Ve hala aslında Amerikan ekonomisinin de ılımlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini de söylüyorlar. Ekonomi güçlü ama küresel gelişmeler ve ılımlı enflasyon bizi buna götürdü diyorlar. Şöyle, şimdi benim gördüğüm Haziran toplantısından sonra yayınlanan metinde genel olarak ekonomik aktivite bir yavaşlama olduğunu, enflasyon baskısında yavaşladığını söylemişlerdi. Şimdi bu vurguları daha çok arttırmışlar. Yani mesela geçen hafta enflasyon telafisi düştü demişlerdi geçen ay. Şimdi diyor ki düştüğü yerde kaldı, toparlanma yok. İlk paragrafta genel olarak bu görünümü biraz aşağı çekmiş. Bu şimdi izleyicilerimizin sarıyla, yoğun sarıyla gördükleri noktadaysa aynen indirimin gerekçesi. Diyor ki şu bölüm. Aynen. Evet. Küresel bölüm. Gelişmeler ve enflasyon artmıyor olması, enflasyon baskısının oluşmuyor olması faiz indirimine gerekçe ediyor. Temalı bir şey kullanmış. Bir de tabii geri kalanı, hani bence çok önemli şeyler söylemiyor genel görünümü yumuşatma babında. Fakat en son eklediği bir de normalde Eylül ayında bitmesi planlanan bilanço küçültme operasyonunu daha öne çekmiş. Ağustos ayına çekiyor. Evet. Yani aslında bu Fed'in bence olduğundan daha güvercin. Yani bunun arkasından hem bir faiz indirimi gelebilir gerekçelere istinaden, hem de likiditeyi gene yüksek tutmaya gayret edecek olması, bu ifade yani bunu iki ay öne çekmesi de aslında birazcık önden böyle bir yüklemeli şey gibi, aksiyon gibi görünüyor. Bu arada dolar endeksini de ekranlara yönetmenimiz hem oradan veriyor. Bugünün grafiği 98.4 dolar endeksinin geldiği seviye, dolarda güçlenme devam ediyor. İfade edelim bir kez daha, euro dolar 1.11 seviyesinin altını gördü, onu hatırlatalım. Bilanço daraltmaya Ağustos ayında başlaması önemli ve Amerikan Merkez Bankası'nın uygun olduğu şekilde belki devam edebileceğine dair de sinyal, en azından ilk yorumlar bu şekilde. Belki tabii Powell, Amerikan Merkez Bankası Başkanı da çıkacak, konuşacak. Ne zaman? 9.30'da canlı sevgili Nergis'in simultane tercümesiyle sizlere aktaracağız efendim. 9.30'da canlı yayında Powell'ı dinleyeceğiz. Işık Ök'te. Evet, ben burada şimdi iki tane gerçeği ayırt etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir Metne, tanesi. Sen de bakmak ister misin? Bunlardan bir tanesi Fed Açık Piyasa Komitesi'nin bize verdiği metin. Evet, metin bu, çok bu önemli. Bu metin bence piyasadaki her türlü güvercin fiyatlamayı destekleyen bir metindir. Bu metin Fed Açık Piyasa Komitesi'nin sadece tek bir faiz indirimi yaptığını değil, bundan sonra bir faiz indirim döngüsüne girebileceğini ve bu sabah itibariyle fiyatlanan 91, yani gelecek bir sene içinde 91 bas puanlık faiz indiriminin gerçekleşebileceğini gösteren bir metin. Yalnız Trump'ı çok önemseyen traderlar piyasada 50 bas puan fiyatlaması yapmışlar. Buyur Barış abi. Çok özür dileyerek. Tamam, sen çok de unutma. Şunun sadece bir en altına inebilir miyiz? Şimdi gözden kaçırdığımız bir şey gördüm. İki üye demiş ki faizi indirmeyelim. Uzun süredir iki tane dissent görmüyoruz. Melike'nin de söylüyor. Şunu da ifade edelim. Önemli olarak sanırım. Diyor ki önümüzdeki dönemde biz gelecek bilgileri, sonuçları izlemeye devam edeceğiz. Ekonomik görünümle ilgili ve uygun şekilde efendim bu genişlemeyi, bu büyümeyi desteklemek için, bunu sağlamak için destek olmaya devam edeceğiz diyor. Şu monitör, yani izlemeye devam edeceğiz noktası da aslında bir sinyal olarak ifade edilebilir diye gelecek faiz indirimlerine anlatılıyordu. Bilmiyorum bu noktaya Işık Ök'te bir şey söyleyecek. Ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Burada şöyle bir fiyatlama var. Dolar endeksi kadar ons altın fiyatlamasına dikkat etmemiz lazım. Çünkü ons altın bugünün bence ana barometresi dünya piyasaları için dolar endeksi ya da euro dolar değil, ons altındır. Ons altın karara 1427 dolarda girdi. Eğer yanlış görmediysen Barış, tekrar hemen açacağım XAU USD grafiğini koyarsan, ons altın direkt euro dolardaki hareketle 7 dolar aşağı geldi, 1420'ye. Bak, sonra yeniden toparladı. Bak, şurada girdi 1427'de. 1420'nin ciddi şekilde, hatta 10 dolar aşağı geldi ve şu anda 1429'da. İnanılmaz bir ons altın hareketi oluyor.
Bu da bana şu anda Fed'in bir faiz indirim döngüsüne girdiğini gösteren bir hareket. Çok yani ons altın bize bugün dolar endeksinden çok daha iyi bir indikatör olarak dünya piyasalarında ne olduğunu gösteriyor. 1427, 1417, 1429 tabii ki bu Powell'la değişebilir ama Tufan'ın dediği çok doğru. Ben yani İYEM için çok güzel sinyaller gördüm bu metinde. Vallahi yani şu altın fiyatlamasına bakınca açıkçası ben TL'de şu an gördüğünüz 5.54-55 misali. Bunun da geri verileceğini düşünüyorum. Yani bu akşam hatta belki yarın sabah 5.50'nin altını görmek çok olası geliyor bana. 5.53-74. 5.52'den girmiştik Amerikan Merkez Bankası. 5.52-30 girdik. 5.52-30'da girdik. Önce bir 5.55'e doğru hareketlendi. 5.54-5.55 yaptı. Sonra yeniden şu an 5.53-78'de. Asıl burada belirleyici Powell olacak. Tabii yani şimdi burada hani bizim okuduğumuz, aldığımız mesajlar bunun devamının gelebileceği yönünde. En azından kapıyı aralık bırakıyor. Şimdi Powell burada çok net bir şey söylemezse, hani biz yaptık, bilançoyu da öne çektik, hani bir süre izlemede kalacağız, çok kötüye gitmezse hiçbir şey yapmayız gibisinden, hani böyle demez ama hadi şey yapalım. Böyle bir şey söylemediği sürece bence piyasa gene olumluya dönebilir. Yani hani doların değer kaybetmesi anlamında söylüyorum, Türk lirası anlamında söylüyorum. Evet, bu arada şunu da bir rica ederim değerli yönetmenimiz İlker'den. Amerikan Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında faiz indirim beklentisi şu an %71. Evet. Gayet güçlü bir şekilde Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz indirim yapacağı bekliyor piyasa. Hayır indirmez diyenler şu an %29'da, çok sıcak tabii bu. Ama yine de belki bir gösterge olarak ifade edelim, piyasa hala Fed'in Eylül ayındaki 18 Eylül toplantısı %71 oranında faizi, politika faizini 1.75-2 aralığına çekebileceğine, bakın şu satırda ifade ediyor. %29'da hayır, FED faizi indirmez Eylül'de, 2.225 aralığına, yani bugünkü faiz indirimi sonrası orada bırakır diyor. Benim şey tarafındaki düşüncem, hisse senedi piyasasında hiçbir hareket yok. Orada zaten şey, o ayrı bir piyasa ama şuradan baktığımız zaman burası zaten bize görmek istediğimiz söylüyor. Daha da önemlisi burada küresel belirsizliklere vurgu yapılması. Hı hı. Bu küresel belirsizliklerin ne olduğunu bence başkanın ağzından dinlememiz lazım. Çünkü tam olarak bilmiyoruz neye vurgu yapacağını. Benim için iki tane önemli rally var. Şu anda dünyada doların G10 para birimlerine karşı değer kazandığı ortamda dolar IMFX'e karşı, gelişen ülke para birimlerine karşı değer kaybediyor. Bu trend çok önemli. Yani G10 para birimlerine karşı euro dolar 1.10'un altına kırabilir ama dolar TL 5.50'nin altına aynı anda kırabilir. Olabilir, olabilir. Yani izleyicilerimizden çok fazla aynı soru geliyor bizlere. Yani ki en önemli soru bu. Euro dolar, dolar endeksi bu kadar iyiyken Türk lirası nasıl bu kadar değer kazanıyor? Onu bence bu akşam konuşmamız lazım. Fed kadar önemli, bence izleyicilerin bunu anlaması lazım. Hı hı. IMFX, en çok gelen soru arkadaşlar. Evet, en çok gelen soru. IMFX dinamikleri küresel faizlerle belirlenen dinamiklerdir ve CDS oranlarıyla. Evet. Ama G10 para birimlerine karşı doların değer kazanıyor olması, oradaki bizim real rate differential dediğimiz, yani AB Fed'in verdiği faizle ECB'nin verdiği faizle BOJ'un verdiği reel faizle belirlenen fiyatlamalardır. Onun için insanların şunu anlaması lazım. Euro dolar bence 1.0, geçen hafta da 1.08'e kadar aşağı yolu var. Hı hı. Bu Türk lirası USD TRY yukarı gidecek anlamına gelmiyor. Bunlar iki ayrı varlık sınıfı. Peki şunu bir gösterelim hemen sevgili yönetmenimizin yine izniyle. G10 para birimlerine karşı dolar bugün ne yapıyor diye Işık Ök'te hatırlattı. Hemen gösterdik sadece İngiliz sterlin, ama sterlin zaten 2-3 gündür baya bir dayak yiyor. 1.21'lere falan gelmişti sterlin. Onun belki bir tepkisi. 28 ayın dibinde. Evet, yani gelişen ülke para birimi olarak nitelendirmek lazım. Vallahi yani gelişmekte olan ülke para birimi. Ne kazandığıyla çiz volatilitesi birebir gidiyorlar. Kapışır yani. Aynen. Dolayısıyla bu yani İngiliz sterlin bugün bence hiç söyledik ya. Bak hani abi yani kalmış. Kraliçenin ülkesine IMFX dedin ya. Kraliçenin ülkesine. Bu nefis abi ya. Güney Afrika ile yan yana koydu.
Peki çok abi bu nefis ya. İçindeki bütün İngiliz hayranlarını tırnak içerisinde Tufan Cömert yayında anlattı. Şimdi efendim İngiliz sterlini dolayısıyla bir kenara koyalım. Bütün G10 yani gelişmiş ülke para birimlerine karşı dolar şu an değer kazanıyor. Peki gelişmekte olan ülke para birimleri. Amerikan Merkez Bankası Fed kararı sonrası ne yapıyor? Bir de ona bakalım. Gelişen ülke para birimlerinde real en çok değer kazanan para birimi. %1'e yakın yukarıda. Kolombiya pezosu, Şili pezosu, Meksika pezosu. Arkasından Türk lirası ve Rus hurbesi geliyor. %0.2'lerle rant da %0.2'ye yakın dolara karşı değer kazanan para birimleri. Peki alt taraf niye böyle derseniz euro pek para birimleri yani euro ile beraber hareket edenler işte Çek, Bulgar, Bulgaristan, Romanya ve Polonya zlotisi alt tarafa yerleşmiş durumda. Işık Ökten'in dikkat çektiği noktaya ne dersin? Yani doların o güçlü farklı gelişen ülkeleri farklı, yani gelişmiş ülkeleri farklı. Bu önemli. Yani şimdi Işık'ın bahsetti bu reel faiz tartışması. Zaten bugün bizde de var. Sayın Murat Uysal'ın sunumunda da vardı. Basın toplantısında da çokça soruldu. Şimdi dünyada her yerde tartışılan mevzu. Şimdi bütün mesele aslında gelişmiş ülkelerde faiz var mı, getiri var mı bunu bakmak lazım. Biz getiri deyince klasik işte hisse senedi, gayrimenkul falan bakıyoruz ama çok ciddi bir para piyasası var, çok ciddi bir tahvil piyasası var. Ve bunların gelişimine bakıp aslında fon akımlarını yönü belirlemek çok daha anlamlı ve kolay. Yani bugün Japonya'daki neden deflasyon var, neden işte Merkez Bankası bir türlü %2'lik enflasyon hedefini tutturamıyor, neden orada... sürekli Japon ev kadınları neden sürekli yurt dışındaki yatırımlara paralarını gönderiyorlar? Hani 1980'lerden bugüne gelmek lazım. Şimdi oradaki trend aslında yavaş yavaş Avrupa'ya da yerleşmeye başladı. Bunun farkında olmamız lazım. Negatif faizli tahvillerin toplamı 14 trilyon dolara geldi. Rekor. Giderek artıyor. Yani 60 trilyon dolar civarında bir toplam tahvil büyüklüğü var. Bunun 14 trilyonu eksiğiyle işlem görüyor. Muazzam bir aslında şey var burada. Fırsat var gelişen ülkeler lehine. Hem bu ortam hem önümüzdeki dönemde gelişen ülke para birimlerini destekler. Gelişen ülkelerin tahvil faizlerini ve politika faizlerini gene destekleyecek. Ve nihayetinde de bu ülkeler bu zamanı bu ortamı doğru değerlendirirse kalıcı reformlar yapabilirlerse çok daha bir 5 yıl sonra oyun sıra çok daha farklı ülkeler göreceğiz. Yani bugün gelişen ülkeler liginde gördüğümüz ülkelerin bir kısmı 10 yıl sonra muhtemelen gelişmiş ülke liginde olacaklar. Hı hı. Dolayısıyla önemli bir noktadayız. Hani biz burada gene finansal piyasaları tartışmakla yükümlüyüz. Hani ekonomik görünüm programında sen zaten bunları tartışıyorsun ama hani bence bunu da bir gözden kaçırmadan bu gözle de bakmakta fayda var. JP Morgan'ın gelişen ülke kurlarına ilişkin böyle toparladığı bir endeks var. Onu da ekranlara getirelim. Son dönemde zaten yukarıya doğru bir toparlanma. Ne zamandan sonra Işık abi sana bırakayım ben sözü. Evet. Anlatacaksın sanırım göstererek. Tabii bu çok basit bir JP Morgan'ın gelişen ülkeler biriminin yaptığı bir endeks. Hı hı. İçinde 11 tane kur var. Dolara karşı onların ağırlıklı değerlemelerini ölçen. Mesela bunun içinde ne var? Güney Afrika randı var, Türk lirası var, Brezilya reali var, Endonezya rupisi var, Hindistan rupiyesi var filan. Bunların değerini ölçen. Şurası neresi? Dip seviyesi. 2018 Eylül. Aynen. Burada 2018 Eylül'de biz burala yine Tufan'la oturup ne konuşuyorduk? Eyvah. Hayır. Fed 3 mü faiz arttırır, 4 mü faiz arttırır? Amerikan 10 yılda 3.5'a mı gidiyor? Eyvah ne yapacağız? Ya raporlar çıkıyordu ya. Amerikan 10 yılda ne 3.5'u 4 filan diye raporlar çıkıyordu. Biz buradan korkudan titreyen insanlar vardı etrafta. Burası. Burası. Orası burası. Burası. 6.80 dolar TL. Şimdi ondan beri... Burada dolar TL 6.80. Tabii, tabii, tabii. Bir görelim şey, değerli arkadaşlar. Biz zaten kur krizi biliyorsun Barış. Ağustos ve Eylül başı. Şimdi buralardan çok büyük rahatlamayı ne zaman yaşamaya başladık? Biz bir, Çin Merkez Bankası ters repo ile dünyayı fonlamaya başladı. Hı hı. Dur kardeş dedi ben... Çok kötüye gidiyor. Ben %6 büyümek zorundayım dedi. İlk adım orada atıldı. Eylül sonu. İkinci büyük adım nerede atıldı? Trump tweetlerde bir anda Powell'a çakmaya başladı. Oraya ben seni oturttum kardeş. Ne yapıyorsun? Sen herkes falan. Parasal genişleme yapıyor. Sen anda, ne yapıyorsun? Bir anda tık 6.89 5.16 USDTR var.
6.89, 5.16. Şimdi şöyle baktığımız zaman güzel bir yukarı hareket var. Bu yukarı hareketin liderliği kim? Brezilya Real ve Türk Lirası. Çok peki, güzel bir yukarı hareket. Biliyorum çok az vaktimiz kaldı. Powell'ı. Tabii abi. Powell'ı bir dinleyelim. Powell çok önemli. Birazdan 9.30'da Powell gelecek. Ama onun öncesi kısa bir aramız var efendim. Ardından Fed Başkanı'nı dinleyeceğiz hep beraber. Bir yıl sonra Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirdiğinde gördük. Yani bu gözler bunu da gördü derler ya. Faiz artışlarını çok anlattık, çok konuştuk burada. Parasal genişleme adımlarını Fed'in anlattık, konuştuk. Ama bugün faiz indirimi, 25 bas puanlık faiz indirimi. Birazdan arkamdaki efendim, benim hemen arkamda gördüğünüz kürsüye Amerikan Merkez Bankası'nın başkanı Powell gelecek. Powell bakalım bu faiz indirimini metinde anlatmışlar ama nasıl efendim açıklayacak, sorulara nasıl yanıt verecek? Eylül'de faiz indirimi piyasa %70'in üzerinde bir ortalama ile diyelim, bir ihtimalle faizi yeniden Eylül'de de indireceğini öngörüyor Amerikan Merkez Bankası'nın. Bu beklentileri ortadan kaldıracak mı Powell? İşte geldi kürsüye ve sözü Fed Başkanı'na bırakıyoruz. Geldi abi. Öncelikle herkese merhaba, hoş geldiniz. Biz bugün federal fonlama faizi hedef aralıklarını 25 bas puan indirme kararı aldık. %2 ve 2.25 aralığına çektik federal fonlama faizini. ABD ekonomisi görünümü istenen koşullardadır ve bu adım da bu görünümü desteklemek adına atılmıştır. Ve aşağı yönlü risklerin önlenmesi için yapılmıştır. Ticaret belirsizlikleri ve küresel anlamda zayıflamalar vardır. Tabii ki zaten bunların bazıları ekonomiyi baskılamaktadır ve enflasyonun simetrik %2'lik hedefimize daha hızlı dönmesi için bu adım atılmıştır. Bütün bu istekler zaten hemen hemen sürdürülebilir bir iyi iş piyasası için ve enflasyonun hedefimize gitmesi için yapılmıştır ve Amerikan halkının çıkarları için de yapılmıştır. Aynı zamanda bilançoda daraltılması sonlandırılmaktadır ve zaten bugünkü faiz oranı indiriminin önümüzdeki dönemlerle alakalı yaptırımları da olacaktır tabii ki. Yıl başladığından beri
Ekonomi ve para politikamız çok iyi bir noktadaydı. İşsizlik oranı %4'ün altındaydı. Enflasyonda %2'lik hedefimizin yakınlarında seyretmekleri 9 ay boyunca faiz oranımız nötrün alt bandında yer almaktaydı. Yılın ilk yarısında ekonomi büyüdü. Sağlıklı bir patikada istihdamda iyi bir noktadaydı. Ücretler artmaya devam etti. Özellikle de getirisi düşük olan işlerde orta gelirli kişiler, iş bulmakta zorlanan insanlar şimdi yeni bir hayat dönemine geçtiklerini söylediler bize. Hayatlarına daha iyi bir noktaya geldiklerini söylediler. Sürdürülebilir bir büyüme için daha iyi bir iş piyasası gerekiyordu. Bunu başardık. Yıl boyunca ticaret politika belirsizlikleri ve enflasyon baskılarının sessiz kalması, faiz oranlarının uygun patikasının belirlenmesinde etkili olmuştur. Ancak sabırlı tutum ve tutarlı tutumu almıştık ve bugünkü adımı attık. Federal komite katılımcıları bu konuyu dikkatle incelemiştir ve bir şekilde politika faizin için daha düşük bir faiz gerekliliği olduğunu gördük. Bu tabii ki faiz oranlarının ekonomiyi desteklemesi için atılmıştır bu adım. Bu faiz indirimi bunun için yapılmıştır. Haziran toplantımızda çoğu katılımcı federal fonlama faizlerinin düşürülmesi için olan ortamın güçlendiğini söylemiştir. Ancak tabii ki bu adım bu haklı değerlendirmeler alınmıştır. Ondan beri, o toplantıdan beri hem iyi hem kötü şeyler gerçekleşmiştir. İstihdam artışı güçlü gelmiştir. Ancak aylık dalgalanmalar olsa bile veriler iyi gelmiştir. İş büyümesinin geçen yıldan daha yavaş geçmesini biz bekliyoruz. Ancak güçlü bir şekilde artmasını da bekliyoruz aynı şekilde. İkinci çeyrekte milli gelir beklentileri yakın gelmişti. Ve tüketime baktığımız zaman da artan tüketimle ve güvenle desteklenmiştir. Ki bu da ekonomimiz için önemli bir noktadır. Ancak imalat çıktısına baktığımız zaman iki ard arda çeyrek boyunca düşmüştür. Ve ikinci çeyrekte iş sabit getirimi yatırımlar düşmüştür. Özellikle imalatta Euro bölgesine ve Çin'de düşüş göstermiştir belirgin bir şekilde. Ve bu zayıflığa yüzünden dünya çapındaki bütün çoğu merkez bankaları bu tarz bir adım atmıştır. Yılın devamında ticaret politikalarındaki sorunlar Haziran ayında artmıştır ve şimdi daha iyi bir noktadadır. Bütün bunlara baktığımız zaman süre gelen belirsizliklerin bazı şirketlerin daha ihtiyatlı davrandığını gösteriyor bize, özellikle harcamalar konusunda. Enflasyon düşüklüğü devam etmektedir. Çekirdek enflasyon, ki bunun içinde gıda ve enerji fiyatları yoktur. Ve 1.6 kalmıştır son 12 aylık süre boyunca ve bu enflasyonun zaman içinde %2'ye çıkmasını beklemekteyiz. Ancak yerel enflasyon baskıları sessiz kalmıştır ve küresel deflasyon baskıları ısrarcık olmaya devam etmiştir. Ücretler artmaktadır ancak enflasyonda yukarı yönlü baskıyı sağlayacak kadar yeterli değildir ve %2'ye çıkmasının biraz daha ötelenebileceğini düşünmekteyiz ve bir şekilde aşağı yönlü beklentili uzun vadeli beklentileri de aşağı yönlü çevirmemize sebep olmaktadır. Bütün bunları düşünerek komite iyi bir görünüm olduğunu düşünmektedir ekonomimiz için. Ancak küresel büyümeyle alakalı gelen veriler, ticaret belirsizlikleri ve politika faiz oranlarını etkilemiştir. Ancak bu görünümü en iyi şekilde destekleyecek bir adım attık. Bugün bütün bunları düşünerek daha önce söylediğim gibi uygun politika adımını attık. Politika faizimizin hedef aralığı için her şeyi değerlendirmeye devam edeceğiz. Gelen verilere bakacağız, ekonomik görünümle alakalı ve uygun olarak hareket edeceğiz. Güçlü iş piyasası ve enflasyonun %2'lik hedefimize geçmesi için uygun olduğu şekilde adım atmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Şimdi sorularınıza geçmeye hazırım. Merhaba, New York Times Sayın Başkan. Şunu sormak istiyorum. Sanırım sorulması gereken soru şu: herhangi bir şekilde 25 bas puanlık bir faiz indiriminin yeterli olacağı ile alakalı bir kanıt var mı? Enflasyonu %2'lik hedefinize götürmesiyle alakalı. Eğer böyle bir şey gerçek değilse, bu yeterli değilse bir kez daha faiz indirimi yapar mısınız? Buradaki sorun nedir? Bence sanırım sadece 25 bas puanlık bir faiz indirimine bakmamanız gerekiyor. Aynı zamanda komitenin yıl boyunca attığı diğer adımlarına bakmanız gerekiyor. Açıklama metnini de okudum size zaten.
biz faiz artımı bekliyoruz ancak şimdi daha önce sabırlı davranıyorduk, şimdi hareket ettik. Ancak daha destekleyici bir para politikasına doğru adım attık diyebilirim. Ancak ekonomiler zaten beklendiği gibi performans gösterdi. Kademeli olarak arttı her şeyi. Her şeyden, herkesten bahsetmek istemiyorum. Ancak zaten ekonomi olması gereken yerdeydi. İstenen koşullara sahipti çoğu noktada. Ve sizin sorunuzun devamına gelecek olursak, komite bütün bunu aslında politikayı bir şekilde daha destekleyici bir tutuma gelmek için kullandı diyebilirim. Daha önce söylediğim hedeflerimize ulaşmak için böyle bir adım attık. Aşağı yönlü risklere karşı kendimizi korumak için ya da ekonomiyi desteklemek için yapıldı bu faiz indirimi. Zaten ekonomik büyümemizi aşağı yönlü baskılayan bazı faktörlerden de bahsettim. Bütün bu hedeflerimiz yere ince bu adımı attık. Aslında politikamızı bir şekilde uyarladık diyebilirim. Bloomberg Television, Sayın Başkan, aslında bir algı var belki de Fed'in bir şekilde farklı şeyleri değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bazı raporlar yayınlıyorsunuz ve bu raporlarda farklı şeyler görüyoruz ve ABD'de talep tarafında bir problem olmadığını görüyoruz. Ancak ipotek faizlerine baktığımız zaman hepsinin aşağı geldiğini de görüyoruz. Aynı şekilde şunu merak ediyorum. Siz tam olarak hangi problemleri görüyorsunuz düşük sermaye harcamalarını çözmek için? Nasıl bunu çözeceksiniz? Evet, kesinlikle haklısınız. Ekonominin performansı iyi diyebiliriz ve ekonominin pozisyonu da aslında bizim hedefimize yakın, uzun zamandır olduğuna daha yakın ve görünüm de iyi aynı zamanda. Ancak yılın başından beri farklı şeyleri düşünüyoruz. Bu görünümde aşağı yönlü riskler var. Zayıflayan küresel büyüme var. Zayıf imalat var. Özellikle de Avrupa Birliği ve Çin'den bahsedebilirim bu konuda. Buna ek olarak ticaret politika gelişmelerinin yaşandığını gördük. Bazı noktalarda daha kötüydü, bazı noktalarda daha iyi gelişmeler yaşandı. Enflasyon da hedefimizin altında seyretti. Bütün bunları tehdit olarak gördük tabii ki. İstenen görünümü bir tehdit olarak gördük. Ve tabii ki biz bunları desteklemek istiyoruz. Ve bu görünümü istenen şekilde tutmak için hareket ediyoruz. Ve bu durum aslında zaten yıllar boyunca yaptığımız şeyin devamı olarak görülebilir bu. Pekala, buna ek olarak bir soru sormak istiyorum. Faiz indirimi yapmak ne anlama gelecek? Bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Bu gerçekten bir sorun muydu? Aslında kanıt ortada, ben gözlerimle görüyorum. Politikamız zaten güveni destekliyor. Ekonomik aktivite de bu şekilde canlanacak. Hane halkı ve iş güveni zaten iyileşecek diyebilirim. Borçlanma maliyetlerine baktığımız zaman bunun da işe yarayacağını söyleyebilirim. Zaten biz simetrik bir durumdan bahsetmiştik Haziran ayında. Bazı gelişmeler yaşandı ve tabii ki bütün bu toparlanmadan ben sorumlu değilim. Ancak güvenin de zaten etkilendiğini görüyorsunuz. Ekonomik aktivitenin de etkilendiğini görüyorsunuz. Sağlıklı bir şekilde oluyor bu. Ve tabii ki güven her şeyi etkiliyor. Güven aracılığıyla her şey gerçekleşiyor diyebilirim ve siz de sanırım bundan bahsediyorsunuz. Washington Post, Sayın Başkan, siz her zaman Fed'in verilere baktığını söylüyorsunuz ve gördüğümüz verilerin, Haziran ayından beri gördüğümüz verilerin çoğu yukarı yönlü şaşırttı bizi ya da beklentiler dahilinde geldi. Bize biraz açıklar mısınız Sayın Başkan? Beklentinin daha iyi gelen veriler Federal Açık Piyasa Komitesi'nin düşünme yöntemini nasıl etkiledi? Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Ya da Federal Açık Piyasa Komitesi'nin geleceklerini nasıl düşüneceğini anlatabilir misiniz? Tabii ki zaten her toplantıda yaptığımız bir şey var. Daha önce de söylemiştim bunu. Biz çok derin bir şekilde ABD ekonomik aktivitelerine ve küresel ekonomik aktiviteleri dikkate alıyoruz ve çok dikkatli bir şekilde ABD ekonomik aktivitelerine baktığımız zaman bazı noktalarda olumlu, bazı noktalarda olumsuz şeyler olduğunu gördük. Ancak ABD ekonomisi zorlu bir dönemde direnç işaretleri gösterdi, dirençli olduğunu gösterdi. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki aşağı yönlü riskler ve aşağıda kalan enflasyonun çözülmesi gerekiyordu. O yüzden bu sorunları ele almaya çalıştık. Buna ek olarak da tabii ki önümüzdeki dönemlerde şöyle söyleyebilirim. Bütün
bu şeyleri, aynı şeyleri gözlemleyen olacağız. Ticaret belirsizliklerindeki küresel büyümede ve düşük enflasyonla alakalı bütün gelişmeleri yakından gözlemleyen olacağız. Aynı şekilde ABD ekonomisini de, dediğim gibi ABD ekonomisi direnç işaretleri gösterdi, dirençli olduğunu gösterdi. Ve biz bunların hepsine tekrar bakmaya devam edeceğiz politikamızı belirlerken önümüzdeki dönemler için. CNBC Sayın Başkan, bu sorunun devamı için bir şey sormak istiyorum. Siz yeni bir rejime girdiğimizi söyleyebilir misiniz? Bir sigorta faiz indirimiydi, yani verilere bakılmadan alınan bir faiz indirimi kararı mıydı sizce bu? Ya da manşetlerle mi alakalıydı, ticaret görüşmeleriyle alakalı birçok manşet atılıyor. Enflasyonla mı alakalıydı bu, ya da büyüme verisiyle mi alakalıydı, ya da biz nereden bileceğiz? Sizin bir sonraki adımınızı neden atılacağını ve nasıl, ne atacağınızı, ne yapacağınızı nereden bilebiliriz? Şimdi tabii ki aşağı yönlü risklerin önüne geçmek için bu adımı attık diyebilirim. Hem küresel anlamda hem de ticaret anlamında bazı belirsizlikler vardı. Ve aynı zamanda şöyle düşünüyoruz. Ticaret gelişmeleri ve zaten zayıf küresel büyüme etkili tabii ki. İkinci çeyrekte zayıf yatırım olduğunu görüyorsunuz. Zayıf imalat verisinin geldiğini görüyorsunuz ve bu tarafta talebin desteklenmesi gerekiyordu. Bununla birlikte şunu da söylemek istiyorum. Enflasyonun %2'ye gitmesinin de desteklenmesi gerekiyordu. Ticaret alışılmadık bir şey. Olay şu, çok fazla bir deneyim yok aslında küresel ticaret belirsizlikleriyle alakalı bir şey yapmak için. Bu durum daha önce yüzleşmediğimiz bir şey ve bunu yaparken, yaşarken öğreniyoruz. Ve küresel büyümeyi de aynı şekilde görüyoruz. Zayıflama görüyoruz. Merkez bankalarının ve hükümetlerin mali politikalarla tepki verdiğini görüyoruz. İş döngülerinin yaşandığını görüyoruz. Ticaret gerginliklerinde de zaten finansal piyasa koşullarına büyük olanda etki ettiğini görürüz. Ekonomiyi de etki ediyor. Tabii farklı yönlerden etki ediyor. Ancak bunların izlenmesi, takip edilmesi gerekiyor. Ancak şurada çok açık bir şey söylemek istiyorum. Herhangi bir şekilde ticaret politikalarını, ticaret politika belirsizlikleri dışında bir şey olarak görmüyoruz. Ve bu kısa ve orta vadeli olarak biz ne yapacağına bakıyoruz. Hiçbir şekilde bu politikaları eleştirdiğimiz yok. Bunu lütfen açıkça söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Wall Street Journal Sayın Başkan. Sayın Başkan, siz ve meslektaşlarınız faiz indirimi yapmak için 3 sebepten bahsettiniz. Ve beklentiden daha zayıf gelen bir, daha karanlık bir küresel büyümeden bahsettiniz. Enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin aşağıda kalmasından bahsettiniz. Hangi faktörler en fazla etki etti sizin bu kararını almanızda? Ve 25 bas puanlık faiz indirimi sizce gerçekten bütün bu sorunları bir şekilde çözebilir mi? Ya da herhangi bir tanesini çözmesi mümkün müdür? Aslında farklı insanların farklı düşünceleri olabilir. Tabii ki siz de bahsettiniz. Ticaretten bahsettiniz, zayıflamadan, yavaşlamadan bahsettiniz ve ben esasen işsizliğin de düştüğünü söylemek istiyorum. Farklı şeyler oluyor. Bütün bunlar daha destekleyici hale geldi. 25 bas puanın sordunuz. Sanırım komitenin nasıl hareket ettiğini görmemiz gerekiyor burada. Faiz indiriminden nötre, faiz artırımından nötre geldik. Daha sonra faiz indirimi yaptık ve tabii ki bir faiz patikası var önümüzde. Her şey ekonomiyi etkileyecek ve her şeyin ekonomiyi etkilediğini görüyorsunuz. Yılın ilk yarısında büyüme zaten 2018 gibiydi. Aslında tahminlerimizden daha iyi geldi diyebiliriz. 2019 için tahminlerimizden daha iyi geldi. Bence bir şekilde para politikası çalışıyor, işe yarıyor işte. Ve bir kez daha şunu söylemek istiyorum. 25 bas puanlık faiz indirimini bu şekilde bakmamız gerekiyor. Pekala. Bir şekilde kötüleşme olabilir mi görünümde Haziran ayında, çünkü şayet görünüm iyileşmezse bir faiz indirimi yapılabilir demiştiniz. Şimdi bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sanırım biraz kafa karışıklığı yaşandı. Komitenin buna nasıl tepki verdiğiyle alakalı olarak. Evet, daha önce söylediğimiz gibi açıklama metninde de söyledik. Biz bu konuyu nasıl ele alıyoruz? Bunu size dile getirdim. Federal fonlama faizinin hedef aralığının geleceğiyle alakalı herhangi bir karar alınırken tabii ki gelen veriler dikkate alınacak demiştim. Bu tarzda bir dil kullandım.
Size sadece söyleyebileceğim şey şu. Biz zayıf küresel büyümeye bakacağız ve çok dikkatli bir şekilde neler olduğuna bakacağız. Sanırım her şeyi, her döngüyü bu şekilde öğreniyoruz. Biz göreceğiz. Artıyor mu ya da düşüyor mu göreceğiz. Bu resim nasıl gelişiyor göreceğiz. Aynı zamanda ticarete de baktığımız zaman neler olduğunu göreceğiz. Bu döngüyü de devam ettikçe daha fazla şey öğreneceğiz. ABD ekonomisinin kendisi bile zaten buna bir örnek. Ben tabii daha kesin bir şey söylemek isterdim ancak ticaret öyle bir şey ki yeni bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden çok fazla şeye dikkat ediyoruz. Ve bu şekilde kararlarımızı almaya devam edeceğiz önümüzdeki dönemlerde de. Fox Business Network Sayın Başkan faiz artırımından bahsediliyordu Aralık ayında ve Bullard da zaten bunun fazla olduğunu söylemişti. Şimdi 7 ay geçti ve faiz indirimi yapıldı. Aşağı yönelikler konusunda endişeli olduğunuzu söylediniz. İş tarafında ya da sabit getirili yatırımlarda bir şekilde Fed'in bu kadar beklemesinin sebebi olarak gösterilebilir mi? Ya da bu faiz indirimi konusunda nasıl hissettiğinizi anlatabilir misiniz? Burada yatırım yapmadığımızı kimse söyleyemez. Tabii ki federal fon oranları çok yüksek diye kimse yatırım yapmıyor diyemez. İmalatı görüyorsunuz. Bütün dünyada zayıf yatırım, iş yatırımlarının zayıf olduğunu görüyorsunuz. Ve tabii ki ticaret görüşmelerine her şeyi bağlamak doğru değil. Bu küresel bir iş döngüsü hem ihalatta hem imalatta hem de iş tarafında yaşanan ve bu kesinlikle büyük bir faktör oldu zaten. Beklediğimizden daha büyük bir faktör olduğunu gördük. Küresel büyüme de yavaşlamaya başladı geçen yılın ortalarından itibaren ancak bu devam ediyor. Büyük oranda devam ediyor. Ticaret politikaları belirsizlikleri de zaten beklediğimizden daha büyük olduğunu gösterdi. Pekala biz ne düşünüyoruz? Bugün için doğru adım attığımızı düşünüyoruz ve biz tabii ki her şeyi değerlendireceğiz. Daha önce de söyledim. Hali hazırda önümüzdeki dönemlerde nasıl hareket edeceğimize dair bazı şeyleri söylemiştim zaten. Bir şekilde politika uyarlamasından bahsettiniz. Bu sizce ne demek ya da hangi mesajları almamız gerekiyor? Siz bu hareketle gelecekle alakalı, gelecek faiz hareketleriyle alakalı bir şey söylemek istediniz mi? Bir noktada şöyle söyleyeyim. Bu diğer zamanlara götürüyor bizi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin döngünün ortasındayken faiz indirimi yaptığı noktalara götürebilir bizi. Örneğin faiz indiriminin başladığı başka bir döngü olmuştu ancak bu bizim gördüğümüz bir şey değil. Hayır, biz şu an bunu görmüyoruz. Bizim perspektifimiz görünüme dair böyle bir şey değil. Herhangi bir koşulda siz duraksayabilir misiniz? Bir faiz indirimi yapıp duraksama olasılığınız var mı? Ve daha fazla faiz indirimi yapmamanız, parasal gevşeme yapmama durumunuz var mı? Ya da hangi konularda, hangi koşullarda bunu yapmazsınız? Ya da bir kez daha bu gevşemeyi yaptınız şimdi. En azından bir adım attınız. 25 bas puanlık bir faiz indirimi yaptınız. Ne zaman yapmamaya devam edersiniz? Bizim politikamız tabii ki gelen verilerin ekonomik görünüm ve nasıl etki edeceğiyle alakalı ve tabii ki bu risklerin değerlendirmemizle alakalı olacak. Bütün bunları gelen verilerin görünümle alakalı neler oluşturacağını değerlendireceğiz ve buna göre adımlar atacağız. Bunları çok yakından gözlemleyen olacak. Size bu kadarını söyleyebilirim şu an için. Merhaba, Politico Sayın Başkan. Sermaye tarafında Başkan Yardımcısı şöyle bir şey söyledi. Küresel sermaye gereksinimleriyle alakalı bir yorum yaptı ve konjonktür karşı sermaye tamponlarından bahsedildi. Aşağı yönlü bir şeyler olabilir mi? Ya da siz onunla aynı fikre sahip misiniz? Bunu merak ediyorum ve aynı zamanda ödemelere de dönmek istiyorum. Büyük bankalar çünkü bununla alakalı kendi sistemlerini kurabilir ya da özel sektör sistemleriyle alakalı bazı şeyler de söylemeniz mümkün mü bize Sayın Başkan? İlk sorunuza döneyim. Şöyle söylemek istiyorum. Sermaye seviyesini, gereksinimlerini ve sistemdeki sermayeyle alakalı açıklamada ona katılıyorum. Söylediğiniz şey
Şöyle bir şey, zaten bununla başkan yardımcısı alakalı yorum yapmıştı. Bir noktada bunu değerlendiriyoruz. Ancak ABD'de sermaye gereksinimlerini yukarıda tutma kararı almıştık zaten. Ve en büyük bankalardan bahsediyoruz, sermaye zorunlu karşılıklarından bahsediyoruz. Hali hazırda zaten uygulanan bir şey ve konjonktüre karşı sermaye tamponları uygulanıyor. Bunun başka bir şeyle karıştırılmaması gerektiğini söylüyorum. Zaten önemli olan da bu. Bizim sistemimiz herhangi bir şekilde farklı şeylere dayanmıyor. Doğru zamanda hareket edilmesi gerekiyor. Döngünün doğru noktasında hareket edilmesi gerekiyor. Ve yüksek sermaye gereksinimleri oluyor. Sanırım bu iyi bir şey. Ve bu fikir zaten daha önce de bu konuyla alakalı bazı konuşmalar, bazı fikirler ortaya atılmıştı farklı ülkelerde. Ancak tabii ki bir indirime gidilebilir aşağı yönlü bir durum varsa ve bankalara daha iyi bir alan bırakabilir. Ancak dediğim gibi bu durum böyle. Ödemelere baktığımız zaman, gerçek zamanlı ödemeler sistemine baktığımız zaman bu ABD diğer ülkelerin gerisinde diyebilirim gerçek zamanlı ödemeler konusunda kamuyla. FED de zaten Rezerv Bankası olarak ve Amerikan Merkez Bankası olarak bir masaya oturduğumuzda gelecekle alakalı nasıl hareket edebileceğimizi düşünüyoruz. Birçok sektörden çok farklı insanlarla konuşuyoruz. İlgili olan herkes orada oluyor. Yıllardır devam eden projeler var ve tabii ki bazı şeyler ortaya çıkıyor, bazı öneriler ortaya çıkıyor. FED'in ne yapmasıyla gerekli bazı problemleri çözmek için bazı öneriler çıkıyor. Geçen yıl Ekim ayında biz kendi önerimizi sunmuştuk ve dediğimiz gibi bu şekilde karar alıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum, bizim ödeme sistemimizde çoğu noktada FED varlığını sürdürüyor zaten. Yani bu sıra dışı bir şey olmayacaktır. Geçmişte yaptığımız şeyleri size göstermek istiyorum. Örnek olarak herhangi bir şekilde bununla alakalı bir karar almadık. Ancak tabii ki yakın zamanda bununla alakalı bir karar alabiliriz. Bloomberg Sayın Başkan, sizin ne söylemeye çalıştığınızı anlamaya çalışıyorum. Bir tarafta politikanın biraz gevşediğini söylüyorsunuz ve bunun ekonomiye yardımcı olduğunu söylüyorsunuz ve katılımcılar da bu dili uygun olarak görüyor. Diğer bir tarafta da şöyle diyorsunuz, bunun bir gevşeme döngüsünün başlangıcı olmadan ifade ediyorsunuz Sayın Başkan. Bunlar ne demek? Bunlar bir ya da iki faiz indirimi daha görebilir miyiz demek? Ya da bu açıklama metninden ne çıkarmamız gerekiyor? Yakın zamanda bir şey öğrenebilir miyiz? Daha önce de söylediğim gibi bu durum tabii ki gelen verilere göre ya da risk görünümüne bağlı olarak devam edecek. Ancak görünüme bakıyoruz şu an ve gördüğümüz şey şu. Şu an bir uyarlama yapmak uygundu. Daha destekleyici bir tutuma geçmek uygun hareketti ve biz bunu yaptık. Zaten gelen verileri de değerlendireceğiz. Bazı risklerden bahsettim. Düşük enflasyondan bahsettim ABD ekonomisinde ve önümüzdeki dönemlerde karar alırken bunlara da dikkate alacağız. Teşekkürler Sayın Başkan. Siz daha önce birkaç kere dile getirdiniz ancak bazı kişilerin son zamanlarda farklı düşünceleri olduğunuzu söylediniz. Bu faiz indirimi beklenen bir şey miydi ya da insanlara yardımcı olan bir şey miydi? Sanırım şu an için çok fazla geri dönüş alıyoruz. Tabii ki herkesten farklı geri dönüşler alıyoruz. İş piyasalarında da toparlanmalar oluyor. Bunları duymak gerçekten harika oluyor. Ancak bu insanlar için yapabileceğimiz en iyi şey sürdürmeyi daha da devam etmesini sağlamak ve buna destek sağlamak. Bizim zaten çıpalanan hedeflerimizden bir tanesi de bu. Bugün bu hareketi bu sebeple attık ve büyümenin devam etmemesi için herhangi bir sebep göremiyoruz. ABD ekonomisine bakıyorsunuz.
bir noktada çok çok farklılaşan bir sektör görmüyorsunuz. Bir noktada daha dengeli olduğunu söyleyebilirim ABD ekonomisinin. Ancak burada en önemli olan şey tüketici tarafı tabii ki ekonominin, imalatta ya da yatırım tarafı da önemli. Ancak o kadar da büyümediğini söyleyebilir. Sağlıklı seviyelerde ancak o kadar da büyümüyor ve bunlara da yardımcı olmak istiyoruz bu faiz indirimiyle. Ancak genel anlamda genişlemeyi sürdürmek ve hedeflerimize yakın kalmak istiyoruz. Yani maksimum istihdam ve fiyat istikrarı. CNN Sayın Başkan Powell, başkan sürekli ve sürekli faiz indiriminden bahsetti ve bilanço daraltmasından bahsetti. Bu konular hakkında ne söyleyebilirsiniz? Başkana bugün istediği şeyi mi verdiniz? Ya da Fed'in bilanço daraltmasının sonlandırılmasını neden 2 ay önceye çektiğini anlatabilir misiniz bize? Ben sebeplerimden bahsettim. Bunu yapmamızın sebeplerini size açıkladım. Bir kez daha dile getireyim. Bu aşağı yönlü risklerin önüne geçmek için atılmış bir adımdı demiştim. Negatif etkilerin önüne geçmek için atılmış bir adımdı. Zaten bütün yıl boyunca konuştuğumuz bir şeydi bu. Biz kademeli olarak politikamızı daha destekleyici bir tarafa çektik ve zaten ekonominin de buna çok iyi bir tepki verdiğini gördük. Biz bunu yapıyoruz. İşte herhangi bir şekilde politik hiçbir şeyi dikkate almadık bununla alakalı görüşmelerimizi yaparken. Ve tabii ki biz bağımsız bir şekilde para politikamızı uyguluyoruz. Ve hedeflerimize en uygun şekilde hareket etmeye çalıştık. Her zaman buna göre hareket etmeye çalışacağız. Uygun araçları kullandık ve tabii ki bunun sonuçlarıyla yaşayacağız. Bilanço konusuna dönecek olursak bu basitleştirmeyle alakalı bir şey ve tutarlılıkla alakalı bir şey. Bunun dışında başka bir şey söylemek mümkün değil. Teşekkür ederim Sayın Powell. Market Watch. Ben şunu merak ediyorum, bir odadayız ancak sanırım şunu söylemek mümkün olacaktır. Finansal istikrar endişeleri oldu mu ya da sizin tepkiniz ne olmuştu? Bunu anlatabilir misiniz? Bu endişeler dile getirildiğinde ne söylediniz? IMF ile ya da farklı bankalardan bazı açıklamalar yapıldı. Bu faizlerle alakalı küresel anlamda açıklamalar yapıldı ve şimdi faizleri arttırmak çok zor olacaktı ve şimdi siz bunu yaptınız. İlk olarak ben kendi adıma konuşayım. Anladığım kadarıyla ben bu endişeleri çok iyi bir şekilde anlıyorum. Onları çok iyi çalıştım ve o endişeleri çok ciddiye aldım, çok dikkatle inceledim. Ancak bugünkü durumu görürken bunları bir sebep olarak görmedim. Bugünkü hareketi kararını alırken bunu söylemek istiyorum. Ve böyle düşünmemin sebebi şu, şayet finansal istikrar çerçevemiz olsaydı ilk defa, krizden önce böyle bir şey yoktu. Ve şimdi böyle bir çerçevemiz var. 4 önemli şey var bunun içinde ve biliyoruz ki kamu da biliyor, bütün halk biliyor aslında. Yani çok şeffaf şekilde hareket ediyoruz. Ve tabii ki bazı piyasalarda farklı baskılar olduğunu da biliyoruz. Ancak açıkça konuşmak gerekirse çok sorun yaratacak seviyelerde olduğunu düşünmüyorum. Hane halkıyla ya da iş borçlanmalarıyla alakalı olarak düşündüğümüz zaman iyi noktada, iyi bir şekilde olduklarını söyleyebilirim. Kaldıraç da zaten iyi. Genel olarak ben böyle düşünüyorum. Genel olarak finansal istikrar hassasiyetlerine bakacak olsak ılımlı kalmaya devam ettiğini görüyoruz ve şu an bütün dikkati alan şey iş borçlanmaları, iş dünyası borçlanmaları. Bunu çok yakından ve dikkatli bir şekilde izliyoruz ve zaten bankaların bilançolarında da bunu görüyoruz. Bir şekilde dengeli fonlandığını söyleyebiliriz. Ancak yüksek anlamda kaldıraçı olan noktalarda bazı aşağı yönlü sorunlar yaşanabilir. Bunları da yakından izliyoruz. Ancak genel anlamda ABD'nin finansal sisteminde yüksek oranda direnç görüyorsunuz. Krizden önceki dönemle kıyaslandığı zaman çok daha yüksek oranda direnç var. Ve bu da bize tabii ki para politikamızı kullanmak için alan sağlıyor. Ve tabii ki bazı araçlarımız var finansal sistemi dirençli tutmak için ve biz bunları kullanıyoruz. Pekala, siz bugün
sorun yaratacak bir şey yapmıyorsunuz, öyle değil mi? Bu dinamiklerden emin misiniz? Endişelenmediğim, gerçekten hiç beni endişelendirmeyen şeylerden bir tanesi bu. Tabii ki her şeyi değerlendiriyoruz. Her çeyrekte çok geniş anlamda finansal istikrarı değerlendiriyoruz ve zaten bunu dün gerçekleştirdik. Süre gelen her şeye bakıyoruz. Çok mükemmel bir ekibimiz var. Merkez bankalarına da bakıyoruz. Meslektaşlarım da zaten küresel anlamda her şeyi gözlemliyor. Zaman içinde her şeye bakıyoruz. Tabii ki her zaman bunlar bizi endişelendiriyor. Bu şeylere bakıyoruz ve hiçbir şey kaçırmadığımızı söyleyebilirim. Bizim için para politikası hareketlerimizi ekonomiyle uygun bir şekilde atmak çok önemli. RP Sayın Başkan, siz basın konferansında önümüzdeki dönemlerde verilere bakacağız dediniz ve aslında bir faiz indiriminin, faiz indirimi serisinin başlangıcında değiliz dediniz. Ancak finansal piyasalar aslında bunun bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı olduğunu düşünüyor. Daha fazla faiz indirimi yapılacağını düşünüyor. Açıkça söyleyeyim, bu uzun dönemli bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı değildi. Bunu söyleyeyim size. Tabii ki uzun zamanlar devam eden faiz indirimi dönemleri oldu, ancak komite böyle bir senaryo görmüyor. Zaten gerçek bir ekonomik zayıflık olması gerekiyor faizlerin çok daha indirilmesi için. Biz böyle bir şey görmüyoruz. Biz ne görüyoruz peki? Bunun uygun olduğunu gördük. Politikamızı daha destekleyici tarafa çekmenin uygun olduğunu gördük. Biz bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Ve ben zaten bunu söylüyordum. Uzun dönemli faiz indirimi döngüsüne girmedik. Çok ciddi aşağı yönlü bir şey görmüyoruz. Şayet diğer döngü ortası uyarlamalara bakacak olursanız da zaten sanırım bunun farklı örnekleriyle karşılaşabilirsiniz. LA Times, Sayın Başkan, siz zorluklardan bahsettiniz. Ticaret sorunları, ticaret politikaları, belirsizlikleri ve ekonomik görünümle alakalı değerlendirmelerde zorluklar yaşandığını söylediniz. ABD, Çin ticaret gelişmeleri Fed'in faiz indirimini ne kadar etkiledi? Bunu anlatabilir misiniz? Ya da daha fazla tarife tehdidi etkili oldu mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Olası bir faiz indirimi olabilir mi bununla alakalı? Bunu herhangi bir şekilde tamamen bir faktöre indirgemek istemiyorum. Sadece ticarete indirgemek istemiyorum. Çok fazla faktöre bakıyoruz. Ticaret politikası belirsizlikleri tabii ki görüşmelerimizin içinde yer alan bir şey. Ancak bunun tamamının buna indirgenmesini istemiyorum. Tabii ki gelişmelere tepki vermemiz gerekiyor. Neler olacağını bilmiyoruz. O yüzden tamamen gerçekten bir şey söylemek zor şu an için. Biz tabii ki sorun yaşandığını görüyoruz iki büyük ekonomi arasında ve iş güveninin çok hızlı şekilde etkilendiğini görüyorsunuz. Bunu Haziran'da gördük zaten. Ancak bir noktaya kadar dönüşte olduğunu gördük tabii ki. Sanırım biraz daha ılımlandı ortam, ancak ticaret politikalarını yakından izliyor olacağız ve bunların ABD görünümü için sonuçlarını değerlendiriyor olacağız. Ancak mekanik etkilerine baktığımız zaman düşük olduğunu söyleyebiliriz. ABD ekonomisinin çok büyük etkileri olmadı. Ancak asıl sorulması gereken soru şu sanırım. Ekonomiyi güven kanalından, iş güveni açısından ne kadar etkili olacağı ve şimdi bununla alakalı bir şey söylemek çok ama çok zor. Bir araştırma görmüştüm ve bu araştırma çok anlamlıydı. Ve çıktığı çok etkileyebilir tabii ki güven kanalıyla. Ve dediğim gibi herhangi bir şekilde tam olarak bir ölçüm yapmak çok zor şu an için. Çünkü özellikle işletmeler bize çok şey anlatabilir. Ancak imalat tarafında da çok fazla şey öğrenebiliriz. Ve zaten zorlu şeyler yaşanıyor. Durum çok kötü değil ama zorluk yaşandığını söyleyebiliriz. Newswires, öncelikle teşekkür ederim Sayın Başkan. Basın konferansı piyasaların
Beklediği bir şey miydi sizin söyledikleriniz, 25 bas puanlık faiz indirimi yapsanız? Ve ben duyduğum kadarıyla şunu söylemek istiyorum. Daha fazla faizlerin geleceğiyle alakalı yorum yapmaktan kaçınıyorsunuz. Şunu merak ediyorum. Bu komitenin ortak fikrini olmamasını mı yansıtıyor, ya da ne kadar bir ortak karar görmek istiyorsunuz, ya da insanlar bu konuda ne kadar ayrıklaşmış durumda? Evet, haklısınız, farklı görüşler var komite içinde, ancak komite birlikte karar alıyor ve biz en iyi politika kararını almak için gerçekten kendimizi adamış durumdayız. Ve başka bir şekilde olması zaten kabul edilemez. Ancak önümüzdeki dönemler düşünüldüğü zaman biz daha önce sözünü ettiğim faktörleri değerlendirecek olacağız. Ve bizim yol haritamız bu olacak. Verilere bakacağız, bakıyor olacağız. Ve zaten her zaman bunu yapıyorduk. Her zaman da bunu yapmaya devam edeceğiz. Yapmamız gereken şeyi yapmaya devam edeceğiz. Ve ekonomik genişlemeyi devam ettirmemiz gerektiğine inanıyoruz. North American Banker Sayın Başkan, Fed Wells Fargo ile alakalı bir adım attıktan sonra 18 ay geçti. Şunu merak ediyorum. Bankanın geçtiği aşamalar hakkında ne düşünüyorsunuz, risk yönetimi hakkında? Aynı zamanda şunu da sormak istiyorum. CEO'nun olmaması ne ifade ediyor sizin için? Wells Fargo'daki sorunlara baktığımız zaman Wells Fargo vardı tabii ki, risk yönetimiyle alakalı ve tüketiciyle alakalı bazı sorunlar olmuştu. Çok derin şeyler bunlar, derin konular bunlar ve şirket bunların farkına vardı diyebilirim. Bu sorunlar maalesef beklediğimiz kadar hızlı bir şekilde çözülemedi. Ve siz de biliyorsunuz tabii ki bazı hareketler atıldı, bazı adımlar atıldı ve bu da bizim şu an düşündüğümüz bir şey değil. Şirketler zaten bu konuları çözmeye çalışıyor, ancak ben söyledim, bunlar çok derin, ama derin konular ve bu zaman alıyor bu sorunların çözümü. CEO sorunuza da yorum yapmak istemiyorum. Bu konuya söyleyecek bir şeyim yok. Pekala. Onlardan aldığınız tepki sizi mutlu ediyor mu? Herhangi bir şekilde bir şey söylemek istemiyorum. Tabii ki farklı şeyler yapılıyor ve şirketler bu durumu çok ciddiye alıyor. Ve herkes derinlemesine ele alınması gereken bir şey olarak görüyor bunu. Tıpkı bizim gibi. Ve aslında şu an bu durumdan memnunuz. Marketplace Sayın Başkan, bir sonraki resesyonumuza girdiğimiz zaman Fed'in manevra alanı daha mı az olacak faiz indirimi yapmak için? Çünkü şu an bir faiz indirimi yaptınız. Bu ne kadar büyük bir problem olacaktır? Problem şu. İlk olarak sorunuza döneyim. Şayet hatırlayacak olursanız bir kez daha söylemek istiyorum. Bugün neden faiz indirdik? Ekonomik genişlemeyi desteklemek için. Ve biz ne zaman olacak bilmiyoruz. Tabii işe yarayacak olursa ekonomide gerçekten iyi bir şey olacaktır. Ekonominin çalıştığını göreceğiz tekrar istediğimiz şekilde. Ancak bu ne zaman olacak bilmiyorum. Fed faizleri arttırmaya başlayabilir. Böyle bir tahminde bulunmuyorum, ancak böyle bir şey olabilir. Sanırım daha az manevra alanımız olduğunu düşünmüyorum. Bu tabii dikkat alınması gereken bir şey. Bu kadar. Pekala, faizler düşük olursa o kadar da manevra alanınız olmayacak, ama öyle değil mi? Biz faizleri arttırmayacağımızı düşünerek bu soruyu soruyorsunuz sanırım. Ancak bu bir prensip meselesi. Yani uzun bir dönemden bahsetmiyoruz. Çünkü bu uzun döngüler farklı noktalara gidebilmişti. Fed faiz arttırmayı bırakıp faiz indirimine gitmişti. Bunu ne zaman olacağını bilmiyoruz tabii ki, ancak çok olası bir şey olarak görmüyorum. Biz bunu bilmiyoruz tabii, ama bence bu döngünün genişletilmesiyle
Siz çok fayda sağlamış oluyorsunuz bu durumdan ve biz elimizdeki araçları kullanacağız. Tabii aşağı yönlü bir durum varsa bütün araçlarımızı kullanacağız agresif bir şekilde yapmamız gerektiği gibi o zaman geldiğinde. M&I Sayın Başkan, bize güncel durumu anlatabilir misiniz enflasyonla alakalı? Bu konuyu dikkate aldınız mı bugünkü kararda? Para politikası değerlendirmesi zaten politikamızı uzun vadede nasıl yaptığımızla alakalı bir şey. Bu doğrudan dikkate aldığımız bir şey değil görüşmelerimizde. Şu ana kadar çok ciddi toplantılar düzenledik Fed Listens adı altında ve çok farklı insanlarla toplandık, bir araya geldik. Çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Farklı insanlardan farklı şeyler duyduk. Sadece ekonomistler olmadı. Ekonomist olmayan insanlar da oradaydı. Ve Fed'in yaptığı şeyle etkilenen insanlarla konuştuk. Aslında umduğumdan daha iyi geçti bu toplantılar. Ve bu sürecin bütün bu geri dönüşleri almanın başındayız. Ve dün ve bugün çok ciddi toplantılar gerçekleştirdik. Ve zaten çerçevemizi ile alakalı herhangi bir yorum yapmak çok erken, ancak masaya oturuyoruz bir arada. Çerçevenin ne olduğuna bakıyoruz, nasıl performans gösterdiğine bakıyoruz ya da dünya çapında nasıl bir finansal kriz döneminde nasıl performans göstermiş buna bakıyoruz. Bu beni çok heyecanlandıran bir şey. Sanırım çok iyi bir uygulama oldu ve bizi açtı diyebilirim. Bizi güneşe kavuşturdu ve belki de herhangi bir şekilde mümkün olmayacak görüşleri görmemize sebep oldu. Ve şimdi ekonomide iyi bir noktadayız ve bir adım geri atıp bu soruları sormamız, çerçevemizi iyileştirebilmek için yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını sormak iyi bir şey tabii ki. Axios Sayın Başkan merhaba. Bize komitenin piyasa beklentisine nasıl tepki verdiğini söyleyebilir misiniz? Ya da finansal piyasalardaki diğer gelişmeleri nasıl tepki veriyor komite? Bunu anlatabilir misiniz? Sanırım ben bunu gayet iyi açıkladım. Ancak bugün yaptığımız şey gayet söylediğimiz şeyle tutarlı bir hareketti. Sebeplerinden de bahsettim zaten. Bunları çok iyi anlattığımı düşünüyorum. Sanırım hedeflerini başaracaklar. Ancak para politikasının iyi bir iletişimi olduğunu düşünüyorum. Ve biz bu yıl yaptığımız değişikliklerin işe yaradığını düşünüyoruz. Tabii ki her zaman esneklik olabilir iletişimimizi ve önümüzdeki hareketleri ile alakalı kararlar alarak gelecekte gelen verileri, gelecek olan verileri değerlendiriyoruz tabii ki. Sayın Başkan, iletişimden bahsettiniz ancak piyasalar çok hassas, New York Fed Başkanı'nın söyledikleriyle alakalı çok hassas davranıyor. Fed'in dilinden biraz bahsedebilir misiniz? Federal fonlama faizinin hedef aralığının geleceğiyle alakalı bir şey görmemiz gerekiyor mu? Ve şunu da sormak istiyorum. Aşağı yönlü riskler faiz indirdiniz diye ne durumda olacak? ABD ekonomisi için ana senaryo olarak iyi bir görünüm mü olduğunu düşünüyorsunuz? Ve bunu bize biraz anlatır mısınız? Bunun iletişimi nasıl kurulması gerekiyor? ABD ekonomisi görünümü iyi, iyi bir görünüme sahip. Küresel anlamda riskler var görünüme maalesef etki eden. Bunun hepsi ABD ekonomisiyle alakalı değil. Yakın vadeli tehditler yok ABD ekonomisine söylediğim gibi. Gerçekten bir segment ya da sektör yok. Ne çok iyi performans gösteren ya da çok kötü bir performans gösteren bir sektör yok. Ekonomi sağlıklı bir noktada. Bunu söyleyebilirim size. Aşağı yönlü riskler tabii ki geniş anlamda geliyor ve düşük enflasyon da bizi endişelendiriyor. Ancak bu arada imalat sektörü ve iş yatırımları, iş sabit getirili yatırımlar da bizi endişelendiriyor. Bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim.